Şimdi Rıdvan Oldu. Dilmen şöyle bir Oldu. soru sordu. Benim de aklıma gelmemişti hiç parçaları birleştirmek ama sanırım bu sefer doğru yerden yakaladı. Olayı doğru yerden yakaladı. Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy Bey, Nihat Bey ile ilgili yaptığı açıklamalarda neden bu ayıplıyorsunuz, kınıyorsunuz? Neden savcılığa gitmiyorsunuz? Neden hemen böyle avukatınızı aramıyorsunuz diye sordu. O çok kilit bir soru ve bir dakika en önemlisi benim söylemem, senin söylemenle Rıdvan Dilmen'in bunu söylemesi arasında çok büyük fark var. Çok doğru söylüyorsun. Çok Ben de büyük fark. o farkın altını özellikle çiziyorum. Yani doğru olma, yanlış olma konusunda değil. Şu anda devletin içinde bulunduğu pozisyonun karmaşıklığıyla alakalı. Evet. Şimdi bu dördüncü bölüm. Dördüncü bölümden sonra gelelim beşinci bölüme. Şimdi iki tane tartışma oldu aslında. Bir tanesi bu işte bu saçma sapan yanlış ifade olduğunu düşündüğüm, kötü niyetli olduğunu ihtimal vermediğim, inanmak istemediğim, yanlış ifade olduğunu düşündüğüm şeyi düzeltmedim. Geldiğimiz noktaya bak. Geldiğimiz noktaya bak. Asıl ikinci bölüm var. Tartışmanın bir de ikinci bölümü var. Bugün Gürcan da onu yazmış. Şöyle çok güzel bir soru sormuş. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olsaydı. Ben Gürcan'ın sorusunu bir adım öteye götürüyorum. Aziz Yıldırım'ı geçtim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hariç başka herhangi biri olsaydı. Nihat Özdemir'i bu transfere izin verir miydi, vermez miydi? Ya bizi bu konuda ikna edemedin. Yani Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine olan nefreti Bu nefretin altında ne var Serdar İçelikler? Nihat Özdemir'in mevcut yönetimine olan nefreti bütün muhakemesini etkilemiş. Ki bu nefretin motivasyonu ne? Ne var bu nefretin kaynağı ne? Valla sevmiyor olabilir. Ama Çok ne? benimle Beraber aynı. uğraşıyorlar olabilir. Çok benimle uğraşıyor olabilir. Bir takım düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır olabilir. Anladın? Veya bilemiyorum yani. Sonra zaman içerisinde bana da çok çakıyorlar olabilir. Ben zorlu işinin de artık masum olduğunu düşünmüyorum. Üstelik Erman Toroğlu'na da ya ne yapayım günde 10 kere arıyor abi ya filan demesini de masum olduğunu düşünmüyorum. Beni taraftarın önüne atıyor demesini de masum olduğunu düşünmüyorum. Yani o kadar bir nefreti var ki bütün muhakemesini etkilemiş. Nihat Özdemir bir mühendistir her şeyin başında. Mühendis olarak bunu bir dinlesin, beni bir dinlesin. Yani yaptıklarına bir baksın. Ya Fenerbahçe'ye sen sol bek transfer ettirtme. Herkese her şeyi yaptırt. Bu Halil Koç değil de Mehmet Ali Aydınlar olsaydı, Saadettin Saran olsaydı, Ali Şen olsaydı, Ferit Şahenk olsaydı. İzin verecek miydin, vermeyecek miydin? Şimdi bu işin beşinci kısmı. Yani Medya ayağı kısmı var bir de. muhakemesi tamamen dağılmış. Yani muhakemesi tamamen dağılmış. Nihat Özdemir hala çok geç değil. Bugün yarın bu söylemini düzeltirse ne ala. Yok düzeltmezse o koltukta da çok uzun süre kalamaz. Şimdi Biz o bak bir zaman şey söyleyeceğim. Trabzonspor'un yerinde olsam ben derim ki kupamı ver kardeşim. Ver kupamı ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben çünkü Çok o zaman yakın bir zamanda... çünkü o zaman sen şikecisin. Yani şikeci kulübün as başkanıydın. İki, madem şimdi böyle bir şey yap söyledin. Şimdi federasyon yap gereğini yap. Çok yakın bir zamanda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Türkiye Kupası yarı final römaç maçı oynanacak. Şimdi oradaki hakem hatasına nasıl inanacağım ben? Ne Liglerin hakem? başlamasına bir hafta kala bütün bu tartışma başlıyor. Evet. Ama bak ekonomist bölümünü gerçekten çok hakikaten tebrik ediyorum seni. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Bak şimdi Medya bölümüne de ayrıca geleceğim. ben bir hanımefendinin bu röportajı yaptığını bilmiyordum. Sen söyleyince fark Efendim, ettim. Ben güzel. sadece çünkü metni okudum. Ekonomist Instagram hesabında yapılan da böyle tartışmalar yapıldı diye. Tabii ki bir böyle hanımefendi en az benim kadar futboldan anlayabilir. Ama mesela ben de daha önce futbol dışında da kısa sürede olsa başka işte medyanın başka bölümlerinde kültür sanat falan çalışırken mesela işte ekonomi sayfasında çalışsam ben bu kadar bana bile sordurtmaz abi. Yani o çok enteresan. Yanlış anlaşılmasın. Mesela tabii ki gider işte Nihat Özdemir'le İsteyen bir böyle hanımefendi, özellikle bizim spor medyasından istediği kadar röportaj yapabilir, fikrini beyan edebilir, benden daha iyi bilebilir, daha iyi yapabilir. Benim derdim o değil. Benim derdim biz futbol konuşunca futbola karışan diğer futbol dışı faktörleri konuşunca ya kardeşim futbol konuşun falan. Tamam abi biz karışmasın istiyoruz zaten. Allah Allah onlar karışıyor konuşuyoruz. Karışmasa bana ne ulan beni biliyorsun.
Beni bırak sabaha kadar Bundesliga. Ben sana Köln'ün kalecisi Timo Horn'u anlatayım. Bir saat program Timo Horn yapayım. Bir saatte ben Şumolov'u yapayım öbür kaleciyi. Şahane kaleci. Ne abi? Bana ne yani? Anladın mı? Ama abi karışıyor işte. Ben bundan çok sıkılıyorum. Mesela niye bunları Gürcan Bilgiç'le olan bir röportajda Serdar Ali Çelik'e sen gittin ziyarete hiç bunları konuştunuz mu? Hayır. Konuştunuz mu? Nihat Özgün'ü ziyarete gitmiş. Yok şöyle bir gündem abi. Şimdi şeye geçelim abi. Hürriyet gazetesinde ya işte Aziz Yıldırım'ı da araya katma çabaları. Ya bir kere abi ya bak ben bir şey... Seni gene gerçekten alnından öpmek istiyorum. Şu anda ama bak yani bir şey söyleyeyim. Hayır için... yok. Sosyal mesafe var. Boş ver haftaya başlıyoruz. Hayır denen bir şey var abi. Yani Hürriyet ve Mehmet Aslan'a hiç yakışıyor mu? Ben haberi okudum baştan aşağı. Ulan Aziz Yıldırım nasıl destek atmış acaba dedim. Nihat Özdemir'e nasıl destek? Destek atarken ne demiş? Yazıyı ne demiş 3 kere diye? Okudum. Yani boşuna zamanım geçti ben, yani. Ben 10 kere okudum. Acaba ne demiş ki destek atmış diye 10 kere okudum. Ulan içinde cümle yok. Böyle saçma şey olabilir mi demiş. Böyle saçma şey olabilir mi? Ne demiş mesela? Ne demek böyle saçma şey olabilir mi? Ve bu cümleden yakın dostu Nihat Özdemir'e destek attığı ortaya çıkmış. Nasıl yani? Ben hayatımda abi işte aramışlar işte sonra. Bir tek Rıdvan Dilmen değil. Birkaç kişi daha Aziz Yıldırım'ı aramış. Aziz Yıldırım da şöyle bir şey söyledi ya. Ben artık çekildim. Bana sataşma olmadıkça beni çekmeyin içeri. Yani yoruldu, yıprandı. Kendi de söyledi. Ben mesela hiç o defterleri açmıyorum yani. Eski hatalı transfer bilmem ne falan. Senin bazı videoları koyuyorlar. Onları izliyorum. Bugün mesela şeyi koymuş. Serdar Ali Ece hesabı var ya Twitter'da. Biraz komik. Bizim lafları. Senin, çok seviyorum o hesabı. Senin böyle Aykut Kocaman, Holmen, Kaka, Aziz Yıldırım'ın Kaka, ben sana Kaka diyorum. İşte Arda diyorum, sen Holmen diyorsun koymuş falan filan da. Ben o defterleri açmıyorum. Yani kendisi öyle dedi. Peki tamam, saygı duyuyoruz o zaman. Tarih zaten herkesi objektif şekilde yargılıyor. Gördüğümüz gibi zamanında bu kişiler, adı geçen kişilerin hiçbiri o kadar kötü kişiler değil. Şimdi bahsedeceğim köle tüccarının o Bristol'daki heykeli böyle denizi boylar. Sen... Köle ticareti yaparken zaten köle ticareti başlı başına bir ahlaksızlık abidesi de. Bir de böyle hastalanan köleyi boşuna yük oluyor diye sen böyle denize atarsan, ırmağa atarsan senin en azından heykelini atarlar bir gün yani. Neyse hani onu söyleyeyim. Şimdi bizim gündem maalesef böyle çok sıkıcı gergin olduğu için ama arada da böyle artık parçaları çeke çeke çok garip şeyler çıkıyor. Abi yani Aziz Yıldırım bu açıklamayı yapmak zorunda mı ya? Adam zamanında söyleyeceğini söylemedi mi zaten? Hapis yatmadı mı abi adam o süreçte? Ya daha ne söyleyecek adam değil mi? Daha ne söyleyecek adam ya? Aynen. Ama bak bu anlayışı lütfen, lütfen. Bakın geçenlerde Jürgen Klopp çok güzel bir söz söyledi. Siyasette her şey her yere çekilebiliyor. Binlerce fikir var. Fikir özgürlüğü deniliyor. Ya da birini çoğunluğun, azınlık, ya azınlık değil mi de çoğunluğun daha az olanlar üzerinde bazı şeyleri kabul ettirdiği oluyor. Futbol maçlarında bunların hiçbiri olmuyor dedi. Sezon başında sorsan, işte Watford'a yenileceksiniz ilk. Hadi ya derdim size hani. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Abi şimdi futbolda gelirsek dönersek. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin başarılı ya da başarısız olup olmadığına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı karar veremez. Ya bunu tabii canım. Fenerbahçeliler başarısız. Şunu diyebilirsin. Ve kendi başarısızlıklarını benim üzerimden bana saldırarak çözemezler. Bunu da federasyonun resmi sitesinden yapamazsın. Bak şimdi Aziz Yıldırım bir diyebilir. Kendi kendine röportaj verirsin. Eski başkan diyebilir. Tabii canım. Biz de diyoruz abi başarısız diye. Aziz'e karşı girecek olan başkan adayı diyebilir. Ha. Saadettin Saran mı girecek? Öyle bir şey yok ama. Diyelim ki Saadettin Saran mı girecek? Mehmet Ali Aydınlar tekrar mı girecek? Onlar diyebilir. Evet. Abi Türkiye Futbol Federasyonu her şeyle tarafsız olmak zorunda. Aynen, bak evet, yanlış tabii. Anlaşılmasın. Ben zamanında yine federasyonda çalışan birinin ben Galatasaray'ı sevmiyorum kardeşim diyordu. Ya sevmeyebilirsin. Ama bunu söyleyemezsin Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışırken. Sen bunu yapamazsın. Çünkü bütün takımları sen Beşiktaş'ı sevmiyorum diyemezsin. Beşiktaş yönetimlerine, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon yönetimleriyle ilgili oradan ahkam kesilmez abi. Sen hepsinin üstündesin ya. Olmak aynen. Zorundasın ya. Böyle bir şey olur mu abi? Ben hayatı bu kadar garip bir şey görmedim. Ne ya demek kendi başarısızlıklarını? Başarılı bak, bulursun bak. Bulmazsın. Kendi aynen. Görüşündür. Serdar Ali ile konuşursun, benle konuşursun, eşinle, çocuklarınla konuşursun. Ama abi resmi şeyden açıklama olur mu ya? İnternet sayfasına çok yadırgadım ben bunu. Şimdi ben ulan Fenerbahçe farklı. Taraftarı karar verir her şeyden seninle önce. Seninle biz yani çok ortak noktamız çok. O zaman şöyle toparlayayım. O kadar da yok aslında ama neyse hadi toparla. Sevgili Nihat Özdemir'e. Yo çok ortak noktamız var bu konuda. Şaka yapıyorum ya. Ha. Devam. Tabii ki ben. Şunu söylüyorum. Yani ben Sayın Başkan'ın sorusu, Ali Koç'un sorusu çok net bir sorudur. 2011 şampiyonu kimdir? Bir de ben ikinci soru ekledim. Ya bu kadar dava var. Ergenekon, balyoz, askeri casusluk.
efendim 7 Şubat MİT krizi, 3 Temmuz Şike davası, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe gibi. Bunların hakkında ne düşünüyorsun? Bazılarını kabul edip bazılarını etmiyor musun? Yoksa hepsini mi kabul ediyorsun? Hepsinin bunların bir yapılanmanın, bir devletin terör örgütü kabul ettiği bir organizasyonu yaptığını mı kabul ediyorsun? Bunun cevabını ver. İki. Bu bir, birinci bölüm. İki. Bu nefret gözünü çok karartmış. Mevcut yönetimi olan nefretin. Bütün muhakemeni etkiliyor. Bunu bir mühendis olarak düşün. Başka hiçbir kulübe böyle bir hata yapmadın. Üstelik her şey iyi gidiyordu. Federasyon bu süreci iyi yönetti. Covid sürecini güzel götürdüler. Çok eleştiriyoruz ama bak burada haklılar falan deniyordu diyorduk. Herkes diyordu bunu yani. Oğlum yani maç yokken o kadar zor bir şey değil zaten. Evet. Bilim kurulu yani, var. Sağlık Bakanlığı çalışıyor. Hayır, bilim kurulundaki hayır, insan çalışıyor. Zaten bunda da hata yapılmaz. Eleştiriler sıfırlanmıştı. Sıkıntı yoktu yani. Bu maç yoktu zaten. Ben bunu anlamıyorum. Bu övgüleri hayır, anlayamıyorum ama, yani. Ama yani durum iyi giderken sana o soru niye soruldu? Tekrar oraya geliyorum. Ortada bir gündem yokken bu soru sana niye soruldu? Bu soruyu göğsünde alıp yumuşatıp sağ dışarıya pası atmak varken topa öyle bir vurdun ki dağlara taşlara. E tam olabilir. Ya yanlış vurdum kardeşim diyebilirsin. Bunda ayıp bir şey yok. Ama muhakemen etkilemiş. Bunu bir değerlendir. Eğer değerlendirmeyeceksen ve düzeltmeyeceksen o koltukta oturamazsın. Çünkü o zaman ya Trabzon'a kupasını vereceksin ya da sen de şikecisin abi. O zaman yönetimin ikinci adamı değil miydin sen? Bir de kendini toparlamak, kurtarmak için şu bazı medya, bir takım medya kuruluşları, adını da vereyim yani eski başkanının, Demirören medyanın adam, şeylerine, mecralarına falan fazla güvenme. Bir etkileri yok. Görüldüğün gibi güvenilirlikleri de yok. O medya kuruluşlarının. Şimdi şöyle, Fanatik Bursun Gazetesi'nde Özbek, benim de yazdığım bu konuyla ilgili bir şey çıkmadı. Böyle bir şeyler olursa zaten ben bırakırım. Dursun Özbek seçimi. Aziz Yıldırım seçimi. Yani hepsinde kaybedenler kulübü oralar yani. Tabii şimdi hayat şunu söyleyeyim. Yalnız yok. Şunu söyleyeyim. Bir kişinin birden fazla yayın organı olduğu zaman biraz onların arasındaki de hani hepsi aynı olmuyor abi. Biraz yayın yönetmenleri, çalışanlar da belirliyor neticeyi. O zaman cümleyi düzeltmeyeyim. Öyle çok şey biliyoruz. Yok cümleyi düzeltmeyeyim. Hayır. Hayır bir dakika. Hürriyet yani, gazetesini burada bak. Hürriyet Spor'un yani, burada yaptığı burada olacak iş değil. Bak aynen Hürriyet öyle. Hürriyet Spor'a hiç yakışmaz bu. Aynen öyle abi. Hiç yakıştırmıyor insanı ama abi, böyle devam ederse de zaten yani hayatta olmaz böyle bir şey. Aziz böyle Bey bir şey olamaz. Aziz Bey ne demiş diye baktım. 10 kere okudum. Ulan bir cümle yok içinde. Ulan bir yerden mi atlıyorum falan diye. Yani olmaz. Kendini gerek yok yani başka bunlara gerek yok yani. Ayrıca danışmanların da varsa bu kadar kötü Türkçeyle bak. Bu kadar kötü Türkçeyle yazılmış bir hakikaten çok kötüydü. O nedir bir öyle gazeteci ya? Gazeteci arkadaşımızın yazdığına da inanmıyorum. Zaten eğer bir gazeteci arkadaşım ya hemen kovun yani. Üniversiteye giriş sınavında hani vardı ya böyle ya, anlam bozukluğu nerededir? Ya ikinci sınıfa geri dönsün. Abi anlam bozukluğu nerededir sorusu vardır ya üniversiteye evet, giriş sınavında. Sırf o paragraftan 5 ayrı soru çıkar biliyorsun yani bu dolayısıyla, kadar. Dolayısıyla hani ya da seni uyardılarsa ve dinlemediysen o da olabilir. Ya başkan böyle yapmayalım demiş olabilir adamlar şimdi. Danışmanların, yardımcıların bilmem nelerin. Sen de onları dinlemediysen o arkadaşlarımız istifa etsinler. Böylece kendilerini şeylerini kurtarırlar. Yani yaptığı görevleri doğru yaptıklarını gösterirler. Ben vallahi bu konuyu bu şekilde kapatayım. Fenerbahçe öyle ya da böyle ben büyük resme bakacağım tekrar. Senin böyle çok haklı olduğun bir konu var. Yıllardır dillendirdiğin. Benim de %100 katıldığım. Sen daha güzel formüle ettin. Daha güzel bir Türkçeyle anlattın. Benim böyle kafam karışıyor onlarda biraz. Ama sen çok net anlattın. Artık Türkiye'de Futbol Federasyonu başkanlarının çok büyük iş adamları olmaması gerekiyor. Olmaz lazım. Eski yani, mümkünse dört büyüklerden yani işte ezeli rekabetin en yüksek düzeyde olduğu kulüplerde daha önce majör rolde yani as başkan, ikinci başkan falan ya da işte transferde öne çıkan yönetici falan o görevleri de yapmamış olmaları gerekiyor. Çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki o zaman Nihat Bey sizin dediğiniz böyleyse siz de o dönemde ikinci başkandınız ama dedim. Bak bu
Bundan daha doğru tespit olmaz. Bu mesela başka söylediklerini insanlar böyle bir takım böyle taraftarlık duygularıyla Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye farklı yaklaşabilir. Ama herkes bu söylediğinin altına imzasını atar. Herkes atar bu söylediğinin altına imzasını. Bu aynen o işte Jürgen Klopp'un söylediği gibi abi çizgiyi geçti mi gol işte yani var da var. Vardan dönmezse bu vardan dönmez yani anladın mı? Doğru. Vardan dönmez. Şimdi bu çok önemli. O zaman hem şey olmaması gerekiyor. Çok yani iş adamı olabilir ama böyle çok yüksek hacimli ülkenin en zengin böyle 100 kişinden birisi falan olmaması gerekiyor. Bir. İki, kesinlikle ve kesinlikle daha önce dört büyüklerde görev almamış olması gerekiyor yönetici olarak.